Seda'nın gözyaşları belki de ikiziyle oynamanın ne kadar zor olduğunu psikolojik olarak, fiziksel olarak o da bir atlet. İki atletin karşılaşması da var tabii ki. Yani her şey üst üste gelince o da gözyaşlarını tutamadı. Ya ben aslında Seda'ya hak veriyorum. Şöyle hak veriyorum. Şimdi iki atletin yani... Seda'yı işte gerçekten e, Nagihan ve Sema gibi atlet olarak sayabilir miyiz? Evet bir daha önceden başlamışlığı var spora ama sonrasında işte kendisi de anlattı. Erken yaşta evlendiği için işte çocukları olduğu için vesaire bu durumu hani biraz daha spor hayatına ara vermiş oldu. Hatta uzun bir süre. Ama hani ben bunun hepsini es geçiyorum. Onun haricinde Seda'ya baktığımız zaman ve Sema'ya baktığımız zaman gerçekten kıyaslanmak aslında çok kötü bir durum oluyor. Evet. E, bu bence bu hissiyat insanı kötü hissettiriyor. Şimdi Nagihan'la Sema arasında da hep bir gerilimin olmasının sebebi, sebebi neydi? İnsanlar Nagihan mı daha güçlü işte Sema mı daha güçlü? E şimdi insanlar o kadar çok konuştukça durum alevlen, alevlenmeye ama başlıyor. Bilerek gittiler, gittiler damlacığım değil mi oraya? Ya bilerek gittiler ama görmüşlerdir onlar. Muhakkak ama şimdi yakın arkadaşın dediğim birisinin de hadi yakın arkadaşın olmasa bile hani az buçuk bunu böyle kendi içinde tartabilirsin ya. Hani illa oyun bittikten sonra bir de kaybettikten sonra özellikle Hani nasıl diyor bütün yarışmacılar? Ben kaybettikten sonra benim yanıma gelme, bana bir şey söylemeyin, hatamı söylemeyin çünkü çok agresif oluyorum. Hala nabzım yukarıda olduğu için hani ters tepki verebilirim diye. Şu an aynı durum bence Seda ve Sema için de geçerli. Şimdi burada Hikmet diyor ki şey böyle bir bal yok diyor Sema için. Ama bunu Sema'nın duyabileceği bir tatlı söylemiyor. Hani daha çok Adem'e karşı tarafa söylüyor. Sonra Adem'in yaptığı alın teri derken hikmete söyleyebilirsin zaten bunu. Ama bağırarak alın teri, alın teri diye bağırırsan sen burada o zaman ben bunun altında başka bir niyet aramaya başlarım. Diyor ki ben sadece bunu Hikmet'e söyledim. Hikmet bana bal gibi dediği için ben de işte ona öyle bir cevap verdim. Değil sen bunu Seda'ya duyurmak için. Sen onların arasındaki rekabeti biraz daha kızıştırmak için söyledin. Hani bu o zaman iyi niyet olmamış oluyor. Hani muhakkak içinde ona karşı Seda'ya karşı bir iyi niyet vardır. İnsanlık namına ondan bahsetmiyorum ama. Hani durumu kızıştırmak için sen mi daha iyisin Seda mı daha iyi Sema daha iyi. Hani bu olayı daha çok gündeme getirmeye çalışıyorlar. Ve o zaman da kardeşine karşı kendini kötü hissedersin. Yani oyunu kazansan da kaybetsen de. O yüzden ben mesela Seda için o gün üzüldüm. Kemal abi. Kesinlikle katılıyorum Damla ya. Burada Adem'in art niyetle söylediğini kesinlikle düşünmüyorum. Burada hikmetli olan diyaloğu var zaten onun. Seda'nın orada yarışması bir rastlantı. Seda ile Sema'nın yarışması rastlantı. Adem ne diyor? ...siz her oyunun bitiminde demiyor musunuz... ...şansla kazandınız, balla aldınız diye... ...Hikmet'in de bu söylemine karşı... ...onun da bu bir tepkisi oluyor... Seda ile yakından uzaktan ilgisi yok... ...sadece Seda'nın alınganlığı biraz fazla... ...zamanlaması kötü oldu o zaman Adem'in... ...ya hayır, Hı, ya, ya Hikmet de konuşuyor... ...gördüğümüz sonra izleyebilir miyiz abi... ...sen İzledim. anlattıktan sonra... Ise, yok, sen ben, anlat da ...ben burada Adem'in bu niyetle... ...söylediğini düşünmüyorum, özellikle Seda'ya... ...söylediğini kesinlikle düşünmüyorum... ...art niyet olduğunu kesinlikle düşünmüyorum Sema'nın Sema Seda arasındaki bu ikili yarışma sadece Seda yanında işin şey bölümü rekabet bölümü. Sema'nın ben bunu rekabet tarafında gördüğünü düşünmüyorum. O hatta kardeşin olan bölümünde hep geri planda kalmaya, sadece yarışalım bir an evvel bitsin, mecbur kalmadıkça da yarışmayalım modunda olduğunu görüyorum. Evet. Ama Adem'in bu söylemi kesinlikle ve kesinlikle hikmetli olan bir bölüm. Sadece şansla değil. Şu söylemine eğer Şimdi itiraz edersek. Seninle... Hayır, hayır, şu söylemi pardon. Şu söylemine hani keşke şöyle söyleseydi derseniz katılırım. Hak ederek şey e, alın teri değil de hak etti, ondan önce geldi attı gibilerinden söylemiyle yapsaydı daha iyi olur muydu? Olabilir. Olabilirdi. Hak etti gibi buna, şey olurdu. He, buna itiraz e, etmem ama kesinlikle ve kesinlikle bu söylemin Hani e, Seda'yı küçük düşürücü, rekabetini e, indirgeyici veyahut da onun o mağlubiyetinden sonra olduğunu düşünmüyorum. Ben de şöyle yani küçük düşürmek değil zaten karşı tarafa amaç. Ben ondan bahsetmiyorum. Ben kötü niyetli Seda'yı hiç sevmiyor, Seda'yı aşağılamak için. Ya ben de öyle Böyle, demedim bir, şey, böyle zaten. bir şey söylediğini ben de düşünmüyorum. Hı. Ama ortamı kızıştırmak için yani şimdi ben seninle bir diyalog halindeysem evet. eğer sen bana dönüksündür ben de sana dönerek cevap veririm değil evet. mi? Yani vücut dilimiz Bravo. her şeyi ifade eder. Şimdi Adem'i oradaki vücut dili eğer izlersek karşı tarafa doğru bakıyor anladın mı? Alın teri diye. E Hikmet burada. Şimdi benim diyalogum nerede kaldı? Tabii. Şöyle şimdi abi Hikmet sol tarafında kalıyor ya. Evet. Adem'in. Evet. Değil mi? Şimdi semaya doğru söylüyor. Evet, tamam semaya söylemesine de okeyim. Tamam. Ama şimdi bunu herkes duysun. Demek başka, Sema'ya dönüp hakikaten alın teri demek başka. Ben ya, onu ya, ben onu ama Şimdi diyor ya ben hikmete cevap verdim. Abi ben eğer sözlü diyalogum seninle beraberse ben sana bakarak konuşurum. Sen bana bir şey söylemişsin cevabını vereceksen Kübra'ya dönüp helal olsun Kübra demem mesela. Ya iyi de tamam, ya orada, da, orada da orada da Adem de kalkıp hikmet sana söylüyorum Sema sen anlama. Önü mü demesi lazım? Tamam ama ben burada ba hani bağırmıyor Hikmet Adem'e mi dedi peki? Bence ortaya söylüyor. E Adem, Adem, ortaya, Adem söylüyor. ortaya söylüyor. Hayır Adem diyor ki ben Hikmet'e cevap verdim diyor. Tamam işte. Tam i̇lk önce konuşuyor. söyleyeyim Hikmet o da ona cevap veriyor. Arkadaşlar ben bak şunu anlatmaya çalışıyorum. Dediğinize katılıyorum ben Seda'yı şunun altını bir kez daha çizeyim. Seda'yı rencide etmek çok kötü bir insan olduğunu vesaire vesaire niyetinde art niyet olduğunu düşünmüyorum. Ama ortamı kızıştırmak için Seda ve Sema arasındaki o gerilim arttırmak için söylenen bir sözcük olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Bunda da Kesinlikle. eğer ben e, Adem'in açıklamasında e, ben diyor ya hikmete cevap verdim. Hikmete cevap verdiysen hikmet nasıl bunu herkesin duymayacağı tatlı söylediyse sen de o zaman hikmete dönersin. Duymuş Bence ama bu Adem duymuş e tamam şimdi diğerleri duydu mu? Sema mesela o balla kazandığı kısmını duydu mu ya da Seda duydu mu duymadı? Ya, onu yani şöyle tamam. düşün. yani Pardon. Çok Hakan şunu şey söyleyeceğim söyleyeceğim. Olursa... Sosyal medyada bir yazı yazılıyor. Tamam mı? Ama etiketlenmiyor. Ama ben bir şekilde duyuyorum onu. Başkalarından. Abi senin hakkında böyle söylendi veya böylese. Ben duyuyorum onu. İster beni etiketlesin, ister ilgimiz. Orada da Hikmet, adi ister Kısık sesle konuşsun ister yüksek sesle. Adem duymuş mu? Duymuş. Buna karşılık da cevap veriyor. Yani bak gene söylüyorum. Onu hak ederek kazandı deseydi daha şık olur muydu? İtirazım yok. Hani alın teriyle belki başka yerlere çekilebilir Ama art niyetle kesinlikle söylediğini düşünmüyorum. Hele ki o iki kardeşin arasındaki rekabeti hiç düş söylediğini düşünmüyorum. Bence Adem bir kere şunu gözlemliyor, biliyor. Altını çizmese de aslında söylemek istiyor ki bence Sema Seda'dan daha iyi. Evet. Onda okeyim. Çünkü zaten yakın arkadaş evet. olduğu için Sema'dan yana bir. Ama bu olayda o de cevaben söyleyeyim. Burada alın terinin karşılığı şansa attın. Bala yaptığının karşılığıdır alın teri. Hikmet de böyle e, hani bala deyince Adem de burada alın teri alın diye cevap veriyor. Aslında bunu Sema'yı korumak için söylüyor. Hikmet'e cevaben. Yani Hikmet olay şu daha doğrusu. Hikmet bala kazandın demese Adem durduk yere alın teri der mi? demez. demez. Kesinlikle. Demeyeceği içinde bu laf demek ki hikmetten kaynaklı söylenen bir şey bana göre. Bana o ben de ben tamam. de o yüzden Bil diyorum. ben burada Adem'in sema seda rekabetinde kaşımak istediğini düşünmüyorum. Aynı. Çünkü zaten bununla alakalı sıkıntılar konuşuldu. Evet. Adem bunu Sema'ya kesin adada da söylüyor olabilir. Söyler de arkadaşı da sen bence Seda'dan daha iyisin der ki zaten yüzdelerde yüzde 68'e 32. Evet. Sema şu an daha iyi. Bunu bence Seda da biliyor. Hatta Seda'nın bu olaya verdiği tepkinin bu kadar yüksek olması da e, aslında buna üzülmesi artı Sema ile Adem'in yakın arkadaş olmasından tereyağından kıl çeker gibi bu cümleyi alıp kullanması. Çünkü Seda hep... Sen mi... takılı kalmaz mıydın böyle bir cümleye? Kalırım tabii ki. Kalırım tabii ki ama olayın bizim izlediğimiz, biz her yerden görürüz ya panorama Hı -hı. olarak böyle panorama ne demek? Çevrece yani bütün şeyiyle demek. Evet. E, o yüzden hikmeti de dinliyoruz, Adem de dinliyoruz, Seda'yı dinliyoruz. Biz değerlendirince... <laughs> burada seda alınsa bile Adem'in öyle kasıtlı sedayı hedef aldığını ben düşünmüyorum. Ben Seda Sema olayında ikisini de yarışma durumuna baktığımda Survivor'da evet Sema'nın belki o psikolojiyi daha rahat yönettiğini yarışmalarda, daha kendini kontrol edebildiğini ve daha başarılı olduğunu görüyoruz. Hani bundan dolayı belki Seda hani her seferinde diyoruz ya duygusallığı bence geri planda olan bir Seda var ama oyunlarda bence onu kontrol edemeyen de bir Seda var. Şimdi oralarda ikisinin oyuna çıktığı zaman hangisini takımını almak istersin diye sorarsan bana mesela Sema'yı almak isterim. Çünkü daha güçlü olduğunu düşünüyorum izlediğim kadarıyla. Ama ikisi de bence psikolojik açıdan bu durumdan etkileniyor. Ve belli ki arkadaşlarıyla bu konuşmayı yapmışlar. Yani Seda da bunu zaten iki gün önce dile getirdi Perviz'e karşı. Bundan dolayı yakındı. Hani böyle rahatsızlığını dile getirdi. Sema da aynı şekilde kardeşimle yarışırken bunlara maruz kalmak istemiyorum dedi. Şimdi zaten çok kez de tartışmış olan ikili olunca bu konuya hepimiz hakim miyiz? Hakimiz. Evet. Bunun üstüne gitmek ister misin? Ben istemem mesela. Onların rahatsız olacağını bildiğim için ben bu olayın Vallahi üstüne gitmeyi seçmem. Ya. Ondan, dolayı da, ondan dolayı da ben biraz daha Adem'in bu konuda e, yani durumu kızıştırdığını düşünüyorum. Eğer ki e, Hikmet'e karşı bir söylemse, evet Hikmet'in söyleminin üstüne böyle bir şey söylüyor. Doğru katılıyorum. Ortada hiçbir şey yokken böyle bir şey söylemiyor. Denemez. Ama o zaman da Hikmet'in ses tonu nasılsa sen herkese duyuracak şekilde hani nispet yaparcasına bunu bağırmazsın da hani bunu kendi içinden de söyleyebilirsin. Ben de Zaten tam tersi bağırırım hani, ya. Kendi ses tonunda ya. bile söyleyebilirsin bunu. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani oradan cımbızla çekmek istiyorsa eğer Seda Hani bir anda ne dedin sen ben anlamadım bir daha söyle falan gibi hani o konulara girerse o zaman okey diyeceğim. Ama burada herkese duyurmak istercesine bağırınca ben de altına başka bir şey aramış oluyorum.